dunillah ifadeleri vardır Kur'an'da. Min dunihi, min dunillahi gibi. Yani min dunihi ondan başka diye tercüme edilir. Veya min dunillahi Allah'tan başka diye tercüme edilir. Yanlış bu. Niye yanlış? Çünkü sözü edilen yanlış inanış içerisinde bulunan müşrikler Allah'ı kabul etmeyen insanlar değillerdir. Müşrikler Allah'ı kabul eden ama Allah'la beraber başka ilahların da bulunduğuna, ister Allah'ın yardımcıları anlamında olsun, ister başka mahluklar için aracılık yapar durumda olanlar olsun, ister melekler olsun, ister peygamberler olsun, ister başka nesnel veya gayri nesnel varlıklar olsun, Allah'a bir çeşit ortak koşan insanlara müşriklendiği için o min dunillah ifadesini de Allah'tan başka diye tercüme etmek doğru değildir. Allah'ın dununda demek. Dun Arapçada kelime olarak altında demek, aşağısında demek. Dun aşağı demek, alt demek. Müşrikler için dunillah ifadesinin geçtiği ayetlerde maksat Allah'ın altında, Allah'ın aşağısında başka varlıklar edinmek anlamına gelir. Mesela bir örnek vereyim, hepiniz bilirsiniz. Yasin suresinde اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Bu söz kimin sözüdür? Habib-i Neccar'ın sözüdür. Habib-i Neccar diye bir zat buraya monte edilmiştir tefsir kitaplarında. Habib-i Neccar konuşuyor işte. Diyor ki اَتَّخِذُ edinir miyim ben? Hiç edinir miyim? مِنْ دُونِهِ ondan başka. Ondan başka diyen adam eğer onu kabul etmemişse ayetin sonundaki اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ Rahman benim için istediğinde herhangi bir zarar vermek o başka varlıkların şefaati benden hiçbir şeyi gideremez. Beni cezadan, azaptan da kurtaramazlar. Şimdi bakın ondan başka tercümesi son derece yanlıştır. Çünkü o vardır. Onun altında, onun aşağısında başka ilahlar edinir miyim demektir. Bu kesinlikle böyledir. Şirkin konuşulduğu hemen her yerde dûn kelimesine den başka anlamını değil de nın altında, nın aşağısında, onun altında, onun aşağısında manasını vermek lazım. İşte Mekkeli müşrikleri değerlendirirken de bu noktada çok büyük hata yapıldığını görüyoruz. Mekkeli müşriklerin Allah'a inanmayan insanlar olduğu söylenir. Halbuki müşrik Allah'a inanan ama inancını Allah'ın istediği gibi şekillendirmeyen adam demektir. Herkes Allah'a inandığını söyler ama inancı sakatsa ona inanç denmiyor. Câsiye suresiyle Furkan suresinde şöyle bir ifade var. Gene ısrarla yanlış tercüme edildiğine kani olduğum bir ifade var. Şöyle diyor Yüce Allah. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Ya da اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ İki ayetin birinde F var, birinde yok. Manaları aynı. Şöyle tercüme ediliyor. Elimdeki de muhtemelen öyle yapmıştır. Câsiye suresi. Câsiye suresinin 23. ayetinde biri, Meryem suresinin, Meryem demişim, Furkan suresinin, Meryem'le ilgili bir makale yazdım. Abim Meryem tesbih oldu ağzımızda. Furkan 43 öbürü de. Furkan 43. Biri Furkan 43, öbürü Câsiye 23. Tercüme şöyle yapılmış. Heva ve hevesini tanrı edinen. Öbüründe de kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü?
Bu tercümeler hatalıdır. Niye? Çünkü burada sözü edilenler Mekke müşrikler. Bunlar Tanrı kavramından uzak insanlar değiller. Bunlar Allah'ın adını biliyorlar. Bunlar Allah'ın en üstün güç olduğunu itiraf ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var bununla ilgili. Onlarca ama. Şimdi bir tane teberrüken söyleyeyim. Metnini bilirsiniz. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ Diyecekler ki Allah'u Allah yarattı. Çok kesin. Sadece yaratma noktasında Allah'ı ikrar etmiyorlar. Sadece yaratma değil. Bakın daha neler daha yapıyorlar. Allah'ı kabul noktasında. Yunus suresinin 31. ayetinde bakın detay veriyor. Onların Allah inancıyla alakalı detay veriyor. Ayete bakın. Kul de ki onlara men yerzukukum mines semai vel ardı. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Rızkınızı kim veriyor yani? Emmen yemlikü sem'a vel absara. Kulak ve göz organlarını kim sahip kılıyor size? Yani sizin gözlerinizi, kulaklarınızı size kim verdi? De onlara. Ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Sor. Ve men yudebbirul emre. Bütün bu işleri, kainatın düzenini, gidişatını kim düzenliyor? Sor. Feseyekulune. Cevap olarak diyecekler ki Allah'u. Allah yapıyor bunu. Allah yapıyor. Yani Allah'a inanıyor adamlar. Allah'ı biliyorlar. Mekke'li müşrikler öyle kara cahil gibi göstermek çok yanlış bir inanış biçimi. Mekke'li müşrikler öyle gerizekalı falan bir adam değillerdi bunlar. Adamların kendilerine göre bir inanç sistemleri vardı. Ama inanç sistemlerinde inandıkları Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi inanmıyorlardı. Kendi istedikleri gibi inanıyorlardı Allah'a. Mesela ne yapıyorlardı? İşte Câsiye 23 ve Furkan 43. ayette olduğu gibi اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ İlahını hevasına dönüştürüyorlardı. Bak, hevasını ilah ediniyorlardı yanlış. Hevayı ilah edinmiyorlardı onlar. Böyle hevasına tapan hiçbir adam yoktu. Hevasına tapan bir adam yoktu. Ne vardı? İlahını hevasına dönüştüren adamlar vardı. İnanılması gerektiği gibi Allah'a inanmıyorlardı. Doğru inanmıyorlardı. Allah'ı istedikleri gibi tanımlıyorlardı. Onun için Mekkeli müşrikleri tanımlarken bu ayrımı iyi koymak durumundayız. Müşrik inancında Allah'ı inancına ortak koşan adam demek.